Biz bir süredir zaten konuşuyoruz aramızda ama şimdi herkesle de paylaştık. Bugün tarih 17 Ekim. Dün 16 Ekim'de birkaç farklı yayında da çıktı. Aslında şu an ya yavaş yavaş etrafımıza zaten yayıyorduk. Ama şu an tamamen resmi olarak herkesle paylaştığımız bir haberimiz var. Aslında biraz onu konuşacağız ve orada detaylarını vermek istiyoruz. O yüzden böyle bir hani, kayıt yapalım dedik. Nedir bu haber? Nedir bu haber? Güçlerimizi birleştiriyoruz. Yani aslında User Sports'un eğitim bölümü ile Brick Institute güçlerini birleştiriyor ve eğitim konusunda çok benzer noktada olduğumuz, geleceği benzer kurgulayabildiğimiz, gelecekle alakalı, eğitimin geleceğiyle alakalı çok benzer şeyler düşündüğümüzü fark ettiğimiz hani bu süreçte iki organizasyon, Brick Institute markası adı altında yoluna daha güçlü, daha böyle motive bir şekilde devam ediyor. Haberimiz bu aslında. Evet, ya onun detaylarını da konuşacağız. Burada biraz aslında bugünkü amacımız bu işin hikaye tarafını anlatmak. Yani hikaye tarafı derken hani nereden buralara geldik, hangi günlerden buralara geldik. Aynı zamanda da biraz vizyonu da paylaşmak. Yani bu nereye gidecek? Yani hem geçmişi hem de geleceği aslında biraz konuşalım istedik. Çünkü hani bizim heyecanlandığımız bir vizyon. Zaten olmasa bir araya gelmezdik. Gerçekten çok uyumlu bir şey var burada. Zaten biz bu konuşmaları yaparken belki yani bir sene olmadı ama belki 8-9 aydır bu konuşmaları yapıyoruz. Belki daha bile fazla. Ve her seferinde böyle bir ya iyi gidiyor ve gerçekten uyum var. Hani şey İngilizce'de laf var ya too good to be true. Yani öyle bir şey var, nazar değmesin, tahtaya vuralım. Yani Aynen. güzel bir fit var burada. O yüzden de aslında paylaşmak da istiyorum detaylarını. Ve şu ana kadar mesela birçok kişiyle paylaştığımızda da hani kimseden abi ne yapmışsınız reaksiyonu da almadığımız hani Abi ne bir yaptın? ne yaptınız ya hani Eren'le bu yapılır mı ya da işte sana da Mustafa ile böyle bir şey girilir mi falan gibi reaksiyonu almadık gerçekten de. Evet. Herkes bizi tanıyan yani ortak tanıdıklarımızın çok büyük bir kısmı sanki şey olmuşçasına hani bir arkadaş grubunda bir çift adayı bir anda sevgili olurlar ve herkes şey der ya sizi çok yakıştırıyoruz falan. Resmen öyle bir reaksiyon aldık insanlardan da. Ama hani o insanlardan aldığımız reaksiyon zaten kendi hissettiğimiz o Evet. hislerin üzerine güzel bir ek oldu gerçekten. Hani o gerçek olamayacak kadar güzel şu ana kadar bugüne kadar yaptıklarımız. Çünkü hani şu an işte 16 Ekim itibariyle haberi görenler ya da ondan 2-3 ay öncesine kadar web sayfasına girip işte User Sports Brick İşbirliği'nin pop-up'ını gören insanlar için bu şey bir haber. Hani belki bildikleri bir haberdi ama şu an artık bundan sonra bunu çok daha rahat bağırabildiğimiz bir şeydeyiz, noktadayız. Evet, bu da şey gibi oldu. Senin metaforunu devam ettireyim. Hani ilişkisini anne babasından saklayıp ondan Evet. sonra artık açık açık söyleyebiliyorum. Aynen Diğer artık şeye döndü. Bu iyice o ilişki metaforda ilerliyoruz. aynen insan ilişkileri üzerinden devam Evet. etmeyi bırakabiliriz hani bir noktada ama evet evlendik falan diyerek böyle Evet. Şirket aynen evliliği adım dediğimiz. aynen adını Yani, koyduk. aynen. Ya şöyle hani nereden gelişti bu? Aslında ben hani bizim tarafı anlatayım, ondan sonra sen senin tarafı anlatırsın, ondan sonra zaten bir noktada burada kesişen şeyler var. Şimdi ben 2017'den beri üretim bandı podcast'i ve sonrasında topluluğu üzerinden ürün yönetimi konusunda içerik üretimi yapıyordum. Bu 2020'de bir eğitime dönüştü, eğitim işine dönüştü. O da şuradan çıkmıştı aslında. Ben hani kendi işimi yapmak istediğim için zaten bir yola girmiştim paraşütten ayrıldıktan sonra. Üretim bandı podcast'inde yaptığım şey de aslında benim için bir hani hobiydi. Çok da keyif alıyordum o podcast'te, ki sen de o konuklardan, ilk Aynen. konuklardan biriydin bu arada. Aynen ilk konuklardan İlk biriydim. 15 konuktan biriydim bence. Oradan anlamalıydık. Biraz Orada geç oldu ama hissetmiştim anladık falan. sonunda. O çok hoşuma giden bir şey vardı orada. Hani ben bunu devam ettireyim. Bakalım ne çıkacak falan dediğimde, ondan sonra şeyi düşündüm, yani insanlar niye üretim bandını dinliyor? Neden bu komünitede de aktif rol alıyorlar? Neden gelip burada insanlarla konuşuyorlar, tanışıyorlar? Bir bilgi arayışı var. Bilgi arayışının içerisindeler. Hem kariyer anlamında, kariyerlerini geliştirmek anlamında, hem de yeteneklerini geliştirmek anlamında, yeni bilgiye ulaşmak anlamında. Ya ben kendi yaptığım işi nasıl daha iyi yapabilirim? Nasıl daha iyi ürün geliştirebilirim?
O sorunun aslında ürünleşmiş hali bir eğitimdi benim için. Denedim ve hani güzel de bir karşılık buldu. Ve aslında 2020, 21, 22 böyle yavaş yavaş böyle o daha oraya çevirdiğim bir dönem oldu. 2022'de tamamen aslında bayağı bir odağı eğitime yönlendirdim. Geri kalan işleri azaltmaya başladım diyelim. 2023'te de üretim bandı eğitimleriyle, üretim bandı markasıyla devam ediyordum. 2023'ün başında da bunu Brick Institute'a dönüştürdüm. Onun sebebi de aslında birkaç tane var. Bir tanesi üretim bandı ismi Türkçe olduğu için işi limitlediğini düşünüyordum. Yani özellikle bir noktada globale İngilizce eğitim yapma gibi bir hani hedefim de olduğu için üretim bandı ismiyle, hadi şimdi getir gitti yurt dışına ama hani getir daha basit bir ismi var. Getir Üretim bandı, fonetiği, evet fonetiği gerçekten daha hani evet. Getir diyorsun hani oradan şey evet. oluyor yani ama üretim bandı ü'sü var, ı'sı var falan filan zor bir kelime yani. Çok sevdiğim bir kelime ama zor bir kelime. O yüzden de hani bunu okey bir İngilizce olabilecek bir markaya çevireyim. Bir de tamamen eğitim odaklı bir şey olsun istedim. Aynı zamanda da o üretim bandındaki ben hani açık kaynak diyorum işte biraz non-profit diyorum hani oradaki o topluluk hissiyatını da bozmasın. Çünkü orayı güzel yapan şey bence oradaki açık açık bilgi paylaşımı yapma şeyi. Onu biraz ayırmak istedim. O yüzden de 2023'te Brick Institute markasıyla eğitimlere devam ettim. Paralelde biz zaten seninle birbirlerimizin eğitimlerine Evet. eğitmen olarak katılıyorduk. Aynen konuk eğitmen Konuk olarak eğitmen olarak. katılıyorduk. Aynen. Bizim bir bankayla yaptığımız çalışmada sen çok güzel bir hani ürün yönetimi süreçleri, ürün yönetimini de takip edecek KPI'ler eğitimine dahil olmuştun mesela. Çok benim de bu ara bayağı şöyle dinlediğim bir eğitimdi. Bayağı da not almıştım hani bizim ya mesela birkaç tane kavramı o zamana kadar çok da bilmediğimi, çok da ilgilenmediğimi fark ettiğim bir eğitimde. İşte ürün yönetimi eğitiminde prototipleme anlattım ben biraz kullanılabilirlik testi vesaire tarafında. Aslında böyle flörtlerimiz devam ediyordu. Ben de bizim tarafı anlatayım aslında. Şimdi pandemi öncesinde UX eğitimi adını verdiğimiz şey şöyleydi. Hani otellerde düzenlenen işte 3 günlük hatta bazı işte şirketlerin uluslararası sertifikalı gibi böyle bir hani ilginç bir ifadeyle sundu. Hani burada şey yapmayalım hani bize de genelde çok sık geliyor. Sizinki uluslararası sertifikalı mı falan diye. Biz de diyoruz ki ya uluslararası sertifika diye bir şey yok. Hani bunun Agile'da bu var mesela gerçekten. İşte PMP sertifikasyonu gerçekten proje yönetiminde baya baya global bir karşı olan taraf. Ama bu UX tarafında böyle herkes tarafından kabul edilen bir sertifikasyon olduğu bir dünya yoktu ama işte 3 gün boyunca otele insanları çağıralım. Bir ya da birden fazla eğitmenin düzenlediği bir eğitim olsun konseptindeydi. Biz de yaptık bu ara. Hani yapmadık demiyorum. Yaptık ama yılda 3-4 tane, 2-3 tane yaptığımız şeyler eğitimlerdi. Biz pandemi dönemi itibariyle işte user response'un çok hızlı karar alabilme gücünü aslında orada görmüş olduk. Biz 14 Mart itibariyle ofise gelmemeye başladık. Tamamen dışarıdan çalışmaya başladık vesaire derken dedik ya bu eğitim tarafı da aslında çünkü pandemiyle birlikte insanların işte kendilerine bir şey katma istekleri çünkü evde oturuyoruz mütemadiyen. Yeni şeyler öğrenme istekleri bir dönem daha peak yapmıştı. Hatta bir ara şöyle bir reaksiyon gelmiş. Ya bir şey öğrenmek istemiyorum arkadaşlar. Ben evde bomboş Netflix seyretmek istiyorum. Yani hani bu LinkedIn beyaz yakalılığından nefret ediyorum falan gibi buna bir de bir reaksiyon oluşmuştu gerçekten. Çünkü sürekli şey pompalanıyordu. İşte bu kendimize çok yeni şeyler katabileceğimiz bir dönem falan. Ama evdeyiz, tıkılmışız canımız burnumuzda. O sırada işte şeyi fark ettik de demeyelim burada güzel de bir atıfta bulunmakta fayda var. Gigzal diye bizim şirketten ayrılıp Süleyman arkadaşımızın kurduğu Gigzal diye bir UX ajansı vardı. Şimdi Süleyman Türkcell'de çalışıyor. Daha doğrusu Türkcell'e hizmet veren başka bir şirkette çalışıyor demek daha doğru olur. Süleymanlar Gigzal'da 8 haftalık böyle bir UX eğitimi
kurgulamışlardı. Yani böyle hafta bazlı, işte her hafta belli etkinliklerin yapıldığı vesaire. Ben de bir anda şey oldum tabii ki. Yani bunun çünkü globaldeki versiyonlarını da biliyorduk. Yani o cohort based eğitimi, ki ben mesela gerçekten sadece belli bir araç için böyle 5-6 haftalık böyle 40 kişiyle 40 kişiyle beraber bir eğitime katılmıştım ve şey modundaydım, yani lan çok iyiymiş bu. Yani sadece o video değil, olayda bambaşka şeyler var. Select'te takılıyoruz, beraber çalışıyoruz falan. Biz de bunun bu modülünü işte UX için, araştırma için, UI için, X için, Y için yapabiliriz dedik ve 2020 Haziran'daki ilk eğitimden sonra User Spots'un akademi kısmı işte bireyselde, kurumsalda yüzleri geçti, 1000'in üstünde katılımcının olduğu bir eğitim tarafına dönüştü. Ama tabii ki eğitim, yani dediğimiz şey, o aslında hani bizim de yapmış olduğumuz, o User Spots'un da yapmış olduğu, hani otele gittik 3 gün boyunca, işte güzel yemekler yedik, 3 gün boyunca bir şeyler öğrendik, eğitmen bize bir sunumu anlattı, anlattı, anlattı ve sonrasında 3. gün sonunda sertifikamızla fotoğraf çektirdik'in çok ötesinde olduğunu gördük aslında. Aslında işte burada bence üretim bandı ve User Spots'u, daha doğrusu Brick Institute ve User Spots'u birleştiren temel şeylerden biri de var. Yani eğitim dediğimiz şeye olan bakış açımız çok benzer. Hatta biz sizi böyle işte üretim bandı newsletter'ından, Slack grubundan vesaire de şey takip ediyorduk, yani hani UX camiasında da böyle güzel bir komüniteye ihtiyaç var bunda. Nedense UX tarafında o komüniteyi kurmak kolay olmuyor. Yani çünkü işin içinde çok buradan gelir elde eden şirketler girdiği anda, yani biz de onlardan biriyiz, İşler çok dengesizleşmeye başlıyor açıkçası. O yüzden de oradaki o komünite eksikliği de şeydi. Biz size böyle uzaktan uzaktan lan ne güzel yapıyorlar diye bakıyorduk. Hatta mesela newsletter'ın bir araştırma bölümü vardı. İşte persona çıkarma bölümü vardı. Baya baya şey demiştim ben, yani bu ürün yöneticileri ne yapacak? İşimizi elimizden alacak galiba. Hani UX bilen ürün yöneticisi tayfası bunlar demiştim yani gerçekten birkaç arkadaşa. O yüzden burada o keşfettiğimiz, zaten hani Brick Institute'un içinde olan o eğitime bakış, eğitimin geleceğine olan bakış bence bizi birleştirdi ve iyi bir noktaya getirdi. Ve aslında hani hikayemiz böyle ufak yemeklerle, ufak date'lerle başlayıp bu noktaya kadar, yine insan ilişkilerinden örnek vermeden şey yapamıyorum ama ortak vizyonu yakaladığımızı gördüğümüz ve bunu bizzat deneyimlediğimiz noktada olayı başka bir hikayeye çeviriyor olduk. Şimdi geçmişimizle alakalı bilmiyorum, hani eklemek istediğin şey var mı? Yani geçmişte hani geçmişle alakalı belki hani şeyi anlatabilirim. Benim taraftaki o şimdi şeyleri yaptık, hani sen benim eğitime katıldın, ben senin eğitime katıldım falan, hani onları yaptık. Ondan sonrasında böyle bir aslında sohbet ederken çıktı, yani böyle bir sohbet edelim, birlikte neler yapabiliriz falan filan. Tabii birlikte neler yapabiliriz biraz daha hani işbirliği demek, hani işbirliği. İşte beraber eğitim verebilir miyiz veya işte bizim eğitimleri sizin şeyde yapalım falan filan. Sonra bir noktada bence ikimiz de benzer şekilde dedik ki yani hani bunu daha organik bir şekilde, daha böyle hani küçük küçük işbirliği değil de yani tabiri caizse hardcore bir şekilde sonuna kadar gidip şu ana kadar, yani birbirimizde bu arada hani e-tohumda tanıştık 2010'da Uzun falan, zaman önce. yani 13 senedir hani tanıyoruz birbirimizi. Hani yeni de tanışmadık falan filan ve hani böyle bir eğitimler vesaireler, işte podcastler falan filan kendimiz birbirimizi de gördük, yani hani bunu hissiyatımız da o yönde zaten gidiyor, yani konuştuğumuz şeylerde de uyum var ya, gaza basalım bunu, gerçek anlamda bir işbirliği yani bir birleşme şeklinde yapalım. Aynen. Yani 2 artı 2'nin, 2 artı 2'nin 4 olduğu değil, 5, 6, 10 olabileceği bir fırsatı aslında sevmiş olduk. Ama buradaki fırsat kavramını sadece ticari bir fırsat olarak görmüyorum. Yani daha büyük bir şeyler yapabilme fırsatı. Yok, bizim zaten Hayal konuştuğumuz. ettiğimiz, hayal ettiğimiz şeyleri daha iyi bir şekilde hayata geçirebilme fırsatı gördük aslında. Hatta bence ticariden daha çok biz şeyi konuştuk hep. Yani daha iyi, daha kaliteli eğitim verebilip bunu ölçekte yapabileceğimiz, daha fazla kişiye ulaştırabileceğimiz, hani daha farklı alanlara gireceğimiz, daha yenilikçi
şey işte biraz daha böyle topluluk bakış açısını getirebileceğimiz hani şeyleri hep konuştuk zaten. Yani zaten bu şeyin kafada bence kliklemesini sağlayan şeylerden bir tanesi de hep şeydi. Ya siz eğitimlerde ne yapıyorsunuz, biz ne yapıyoruz, şunu denediniz mi, bunu denediniz mi falan gibi böyle o paslaşmalarımız da aslında kafada bu şeyi ışığı yakan. Hep şey kısmıydı zaten. Biraz daha işte o hani tırnak içerisinde ürün kısmıydı. Yani eğitimin kendisiydi. O yüzden de aslında ürüne, o eğitime bakış açımızın aynı olduğunu gördük vesaire. Hani oradan bir şekilde zaten dedik ya, ikimizden biri bilmiyorum hani kim o ilk şey yaptı ama ikimiz de getirdik konuyu oraya. Yani dedik ki bunu daha da hani gaza basalım, tam anlamıyla yapalım, birleştirelim eforları, tek bir şirket olarak devam edelim dedik. Ve o şey de bayağı hani bence pürüzsüz ilerledi. Yani gayet hızlı bir şekilde ilerledi. Bu arada şeyden de bahsedelim istiyorsan, yani aslında burada biz iki kişiyiz. Bir hani ekip var. Aynen. Bir de aslında bizi destek olan kişiler de var. Yani onlardan da bahsedebiliriz. İstiyorsan bize destek olan Muharrem var. Muharrem Derinkök, Insider'ın ortaklarından ve CPO'su. O bize zaten paralelde ikimize de hani ben üretim bandı bir kişi olarak, sen Yüzü Spot Akademi olarak eğitim tarafında bize destek oluyordu. Çünkü Destek. misyonumuza inanıyordu. Aynen ve destek şöyle bir destek gerçekten. İşte biz şu an Insider'da tasarım tarafının lideri olan Emin bizim eski ekip arkadaşımız. Çok da severiz kendisini. Emin Ciddi. Emin Ciddi'ye ya bak biz böyle bir şey yapıyoruz. Insider bir buna dahil olmak ister mi dedikten böyle 3 gün sonra işte Emin ve Muharrem'in atlayıp geldiği konuştuğumuzda hemen orada tamam yapıyoruz dediğimiz bir destek gerçekten. Hani çok inanıp çok hızlı bir şekilde aksiyon aldığı ve şu an UX okulundan bir arkadaşımız Insider'da çalışıyor. Ümit ederiz sayıları artıyor olacak ama yani öyle gönülden bir destek. Hani şey desteği değil ya gençler iyisiniz sizi Evet. destekliyoruz değil. Yani böyle gerçekten aksiyon ortaya koyarak destek olan bir arkadaşımızdı. Biz de onu aslında hep yanımızda görmek istedik açıkçası bundan sonrasında. Benzer şey ben de kendi tarafımda, üretim bandı bir kez tarafında görüyordum zaten. Hani herhangi bir şey olduğunda, atıyorum ya işte ürün yönetimi temelleri eğitimimiz var Muharrem, gelip konuşmacı olarak dahil olur musun? Şimdi Muharrem'in takvimi aşırı dolu. Yani hani kaç çalışanı var bilmiyorum. Hani Insider'ın çok çalışanı Ya var. abi böyle yani Insider'ı tanıyoruz diye böyle çok şey hani bir hani küçük bir şirketmiş gibi Evet. ama adamlar devasa bir organizasyon. Yani hatta her Evet. defasında Global. tanıştığım kuruculara şey diyorum ya abi yani iki haneli building exit ne zaman gelecek falan. Yani öyle bir şirket aslında. Yani şimdi Insider'da product'ın başındaki kişinin eğitimine geliyor olması müthiş bir şey yapması. Ben de UX okulundaki arkadaşlara aynı şey demiştim ya. Bak Insider'ın tasarım yöneticisi eğitimimize geliyor ya. Yani ya kendilerine kolayca ulaşabiliyoruz diye aslında küçük bir şey değil mi yani? Hani bu devasa bir organizasyon onlar aslında gerçekten. Aynen. Yani işte onu bir de hani şey yaparak böyle olur, ne zaman istersen Evet. geleyim. Hani hem tavrı hem iletişimi hem de gelmesi zaten acayip büyük destekti. Onun dışında hani sağ olsun ekibinden kişilerle de aslında bizi bir araya getirip hani eğitmen olarak dahil olmaları o kişilerin de bayağı büyük destek olmuştu. Diğer taraftan hani içerik konusunda da hani ben şey yapmıştım bilirim abi, böyle bir başlıkta bir eğitim düzenliyoruz. Sence bunun içerisinde neler olmalı? Sen neler görmek isterdin vesaire gibi orada da fikirlerini paylaşmıştı. O yüzden onu da oradan bir hani selamımızı Aynen. iletelim. Onu da bahsedelim istedim. Kesinlikle. Mevcut ekibimizdeki arkadaşlarımız aslında hani bu dönüşüme çok hızlı reaksiyon vermiş oldular. Aslında Brick Institute biraz daha senin ve senin etrafında eklemlenen ama tam zamanlı değil, yarı Bir dışarıdan zamanlı destek olur. proje Aynen. bazlı, eğitim bazlı eklemlenen insanların oluştuğu tarafken User Spots tarafında işte kurumsal eğitimleri, bireysel eğitimleri, okula ve farklı buradaki operasyonel süreçlere bakan arkadaşlarımız çalışan sadece operasyonel sürece değil bu arada. Hani bu işin tekliflendirmesinden kalitesinin kontrolüne vesaire birçok işe bakan Büşra, Sertan, Ece, Berfin hani o Caner bu arkadaşlarımız da aslında bu organizasyon değişiminde
şey olmadılar böyle hani sudan çıkmış balığa dönüp ne oluyor ne bitiyor falan demediler. Bizzat aynı şekilde sürece katkı vermeye devam ettiler. Hiç hani konuşmadan etmememiz gereken bir güruhta şimdi hani eğitim bence vizyonu da oradan ufaktan geçerken aslında eğitmenler yani hani şimdi eğitim bir kişinin bir Zoom üzerinden bir şeyler anlattığı ve sonra da slaytları tek tek gösterip hatta bazı akademisyenlerimizin bu pandemi döneminde slayt okuma nedeniyle hani bayağı geride kaldığı bir şey var ya, böyle bir şey değil eğitim yani hani okudum bitti okey teşekkürler hadi bay bay değil eğitim yani. Öyleydi ama bizim bakış açımız öyle değil. Evet aynen hani hala eğitim diye adlandırılan önemli bir grubunu yapmakla beraber eğitim bu değil çünkü yani ben bunu kendi eğitimlerimde söylüyorum. Yani benim çok daha kralımı orada şeyde var ya hani Stanford versiyonumuz, şey versiyonumuz, Udemy'de çok Evet. çok daha iyi versiyonlarımız var. Hani adamlar anlatıyorlar yani eğer olay sadece bir video izlemekse. Olay onun etkileşimi, gerçek hayat case'leri, bunlar üzerine tartışma, fikir beyan etme, sonrasında öğrendiklerini bir projede yapıyor olma, yapmaya çalışma, yaparken batma çıkma vesaire süreci olduğu için aslında oradaki eğitmen ve eğitmenlere destek olan asistan arkadaşlarımız ki hani üretim bandından gelen böyle bir şey varken orada bir eğitmen güruhu varken user spots'un da işte eski user spots çalışanları, user spots network'ündeki eğitmenlerimiz, mevcut user spots eğitmenleri, user spots'a çalışan arkadaşlarımız ya bizim de oradaki network'ümüzdeki eğitmenler yine hani bize bu süreçte bizim hayal ettiklerimizi hayata geçirmemizde çok yardımcı oluyorlar. Olmaya da devam edecekler gibi gözüküyor. Evet. Hani Oradan aslında şeye geçelim. Güzel bir onlarla geçiş. olan ilişkimizi de başka boyutlara taşımaya sürekli şeyiz, motiveyiz. Güzel bir geçiş aslında. Burada biraz belki hani o Brick Institute ve Yuzu Spot Akademi olarak nasıl bir eğitime bakış açımız var ondan bahsedebiliriz belki. Eğitime bakış açısı sadece bizim şeyimiz değil. Bence biraz piyasada da değişen bir şey var. Şimdi sen şeylerden bahsettin ya, otele gidiyorsun 3 gün eğitim alıyorsun vesaire. Hani o bireysel tarafta da işte ben bireysel olarak bir birey olarak gidiyorum. Eğitim bir kurslara yazılıyorum. Çoğunlukla bir mekanda oluyor. Gidiyorsun, ders alıyorsun belli saatler. Ondan sonra geri geliyorsun falan gibi bir yapıdan. Ondan sonra şeye döndü. İşte Udemy'ler, Coursera'lar vesaire tamamen her şeyin online olduğu video üzerinden. Video artı iyi olanlar, video artı işte küçük ödevler, projeler, işte sorular vesaireler, quizlerle hani biraz daha uygulamalı hale getiren bir şeye döndü. Onda ama orada da şöyle bir problem var. Tam şey gibi hani spor salonuna yazılmak gibi orada bir şey var ya, spor salonuna yazılıyorsun ama gitmiyorsun. Aynı şekilde bu eğitimleri alıyorsun ama ne başlıyorsun ne de bitiriyorsun. Hatta Udemy'deki eğitimleri bitirme oranı yanlış bilmiyorsam %3. Bu en iyi eğitimlerde %8. En iyi eğitmenlerde pardon. En iyi eğitmenlerin eğitimlerinde sadece 100 kişi, yani 100 kişi alıyor sadece 8'i tamamlıyor o eğitim. Şimdi bu da şunu gösteriyor. O eğitim yapması gereken şeyi yapmıyor. Yani katılan kişide bir davranış değişikliği, bir bilgi değişikliği yaratmıyor. Şimdi buradan da şeye geliyoruz. Okey, yani şey çok güzel. Hani her yere ulaşabiliyorsun Udemy Coursera sayesinde. Herkesin bilgisine ulaşabiliyorsun. Bu çok iyi. Ölçekleyebiliyorsun. Yani Evet. hani eğitim kalitesine odaklanıyorsun. Onu bir kere ve çok iyi yapmaya çalışıyorsun. Ve Evet. onu yüzlerce, binlerce, on binlerce öğrenciye ulaştırıyorsun. Evet. O da güzel. Ama Ama. aslında ondan bir önceki şeyde o kurumsal fiziksel bir araya geldiğimiz şeylerde aslında güzel olan şeyler vardı. Yani orada insanlarla birlikte bir şeyler yapıyor olmak. Yani yan yana sınıf arkadaşın gibi masa arkadaşınla aslında bir şeyler yapıyor olmak, projeler yapıyor olmak. O mesela bu Udemy versiyonunda hani sadece Udemy demeyelim yani online video eğitimleri diyelim. Orada biraz kaybolan bir taraf vardı ve şöyle bir şey var aslında orada bir çıkar mekanizmasının bir değişikliği oldu. Yani çünkü ben o videoyu aldım sonsuza kadar izleyebilirim. Orada beni zorlayan bir şey yok. Oradan şuna geliyoruz.
Bizim hani Türkçe'ye topluluk temelli eğitim diye çevirdiğimiz, İngilizce'de cohort based courses diye geçen eğitimler online belli bir süre, belli bir hafta veya gün hani değişikliğine göre değişiyor. Bir araya gelinen 20, 30, 50, bazen 100, 150, bazen daha da büyük kohortlarda olabiliyor diğer global örneklerde. Bir eğitmen önderliğinde, aynı zamanda o eğitmene destek olan eğitim asistanlarının olduğu, hem video öğrenimi hem canlı seansları bir araya getiren, aynı zamanda da ödevlerle, projelerle, işte ek içeriklerle farklı öğrenim şekillerini aslında destekleyen yeni bir şey diyeyim, trend mi diyeyim artık, yani yeni bir aslında öğretim şekli, eğitim şekli oluştu. Biz de aslında bunu uyguluyoruz. Bu topluluk temelli eğitimi uyguluyoruz. Yani buna, ya biz üretim bandı tarafından biraz şöyle geldik. Üretim bandı zaten bir topluluktu. Sonra eğitim oldu üretim bandı üzerinde. Şimdi Brick Institute'da topluluk temelli eğitimi aslında yapıyoruz. Ya Çünkü onun... core özelliğiniz aslında bu, yani hani DNA'nızda aslında topluluk da var. Aynen. Aynen. Yani çünkü orada zaten topluluktan öğrenme vardı. Yani hani soru sorayım, İnsanlar cevap versin, hani başkalarının deneyimlerinden kazanayım, bir şeyler öğreneyim şeyi vardı. Onu devam ettiriyoruz aslında burada. Yani işte programlarımız 3 ila 8 hafta değişebiliyor ama hani o süreler içerisinde haftanın belli günleri, saatleri bir araya geliyoruz. Önden video gönderimlerimiz oluyor, projeler oluyor, ödevler oluyor. Ders içerisinde hem teorik anlatım oluyor hem de birlikte yaptığımız egzersizler, uygulamalar oluyor. Ve bununla amacımız o işte %3, %8 diye bahsettiğimiz o eğitimi tamamlama oranını aslında arttırmak. Yani bizim başarı oranımız aslında o. Yani biz onu yükseltmeyi hedefliyoruz ki katılan kişilerde gerçekten bir katılan kişilere bir şey öğretmiş olalım, onların hayatında pozitif bir değişiklik yaratalım. Biraz aslında oraya getiriyoruz konuyu eğitimlerde. Bir de topluluk deyince şunu da bahsetmekte fayda var. Hani eğitimin süresi aslında işte X ve Y hafta seninle beraber o eğitimi alan kişilerle birlikte çok eğitim odaklı, işte sürekli o ödevleri beraber yaptığın, işte bir şeyleri beraber paylaştığın bir topluluğun içerisindesin. Ama sonsuza dek de daha büyük ve kendi mesleğinle alakalı, kendi işte sonrasında eğitim sonrasında başına geleceklerle alakalı sorular sorabileceğin daha büyük bir topluluğun bir parçası. Yani topluluk sadece eğitim süresince yer aldığın, sonra da seni dışarı attığımız, hadi görüşürüz bir daha gelme buraya, ya da işte yeni eğitim alırsan yeni topluluğun içerisindesin dediğimiz bir şey değil. Yani aslında eğitim sırasında o küçük grup olarak bir aradasın ve sonrasında senden önce o eğitimi almış ya da o eğitim almasına da gerek yok. Ürün yönetimiyle ya da tasarımla alakalı bir şeyler paylaşmak isteyen, bir şeyler öğrenmek isteyen bir güruh insanla yine bir topluluğun içerisinde devam edebiliyorsun. Yani aslında önce Aynen. küçük bir gruptasın, sonrasında o eğitimin mezunu olarak daha büyük bir topluluğun parçası oluyorsun. Bu da yine çok sevilen ama benim hani belki şey oldum, yaşam boyu öğrenme diye bir kavram var ya, aslında çok şey yapmak da istemiyorum ya da üniversitelerde sürekli eğitim merkezi diye hani adlandırılan bilimler var. Evet. Hani ya sürekli, yani Ama Türkçeleştirilirse öyle. Yani hani terim yok belki çok hoşumuza gitmiyor ama konu ya yani öyle. Çünkü öğrenim bitmiyor yani. aynen, yani bir tartışma da bir öğrenim aslında. Yani hani öğrenim dediğimiz şeye de aslında bakmak lazım. Öğrenim dediğimiz şey, Eren bana bir şey anlat. Ya işte retention'la alakalı bir tane matris anlattı. Okey. Şimdi ben bunu öğrendim. Eren'den bir şey öğrendim. Sonrasında ben bunu kendi işimde uygulamaya başladım. Ve uygularken Eren tabii ki her case'in böyle if else'lerini anlatamaz ki. İşte yani yok, atıyorum SaaS'ta da böyle olacak da, e-commerce'de şöyle olacak da, bilmem de böyle olacak demeyecek. Eren bana bu matrisi anlatacak. Ben bakacağım onu. Sonrasında ben bunu uygularken kafama sorular gelecek. Eren'in anlattığı gibi güzel tablolar çıkmayacak. Bir şeyleri yanlış yapacağım ve sonra soracağım insanlara, diyeceğim ki sen, ben burada bir şeyleri yanlış yapıyorum galiba. Bak bu eğitimde öğrenmiştim diyeceğim. Tamamen kendi case'imle alakalı bir bilgi daha öğreneceğim. Ki zaten eğitimin hani bir şey öğrendim değil, yaparken aslında öğrenimim devam ediyor.
Yapamıyorken işte bir yerlere sordum, devam ettim, öğrendim, devam ediyor. Ve bunu öğrendim ve 3 kere yaptıktan sonra bu sefer aynı eğitimin 2 kohort sonrasında Eren'den o matrisi öğrenip de e-ticaret uygulamaya çalışan bir arkadaşım bu sefer şey yapan pozisyona geliyorum ben. Ya bak ben bunu burada böyle yapmıştım. Şunu şöyle yapabilirsin diyor. Öğrenim bitmiyor. Sonrasında ben bunu komünitede o kadar iyi, o kadar fazla yapıyorum ki Eren bana diyor ki ya Mustafa bundan sonraki eğitimlerde bu bölümü sen anlatmak ister misin? Ve bir anda bir şeyi bu arada öğrenmenin en iyi yöntemlerinden biri onu anlatmaktır ya. Yani aslında onun eğitmeni olmaktır. Bu sefer şeye dönüşüyorsun. Atıyorum mesela bir kurumsal eğitim var. Mustafa seni orada işte sağsçılar bizden ürün yönetimi eğitimi istediler. Bununla alakalı şu bölümü anlatır mısın? Okey ben ne yapıyorum? Çalışıyorum. Bir de SaaS öğreniyorum ya da işte oradaki metriklerin nasıl kullanıldığını öğreniyorum ve bitmiyor gerçekten. Yani bu kendimize böyle bir şey gibi de eziyet gibi gördüğümüz bir şey değil. Yani buradaki insanların çoğu zaten bunu yapmaktan da keyif alıyorlar. Bunu yapmayı da seviyorlar. Yani yazılımcılar da böyle, tasarımcılar da böyle, ürün yöneticileri de böyle. Çoğunun kendi komünitesinin içerisinde çok güzel bilgi paylaşma isteği var. O tabii ki bir yandan egoyu da okşayan bir şey yani. Yani bir konuda ne kadar fazla danışılan, ne kadar fazla çözüm üreten biriysen komünitede parlıyorsun tabii ki. Aynen. Oranın şeyine dönüşüyorsun yani o burada bu konuyu Mustafa Bilir'e dönüşüyorsun. Onun da mutlaka hem manevi hem de maddi bir sürü karşılığı oluyor sana. Ya o hakikaten o hani öğrenme hiçbir zaman bitmiyor şeyini biraz işte replike ediyoruz aslında burada. Simüle etmeye çalışıyoruz diyelim. Çünkü dediğin gibi yani eğitim bitti. Tamam hadi görüşürüz bir sonrakine kadar değil de aslında eğitim bitti. Aslında öğrenim şimdi başlıyor. Destekleyen bir şekilde artık aramıza hoş geldin, topluluğa hoş geldin. Bu toplulukta bahsettiğin örnekler de var. İşte onun dışında biz hedeflediğimiz ki yavaş yavaş başlıyoruz aslında ona da. Periyodik olarak mezunlarımıza online, offline etkinliklerle işte konuk konuşmacılar, workshoplar, etkinlikler, işte case study çalışmaları vesaire gibi şeyler de aslında bayağı yoğun bir şekilde vereceğiz. Bunun hatta uzantısı da şuna da gelecek. Biz sizin zamanınızda UX Alive markasıyla adlandırdığınız çok da güzel bir etkinlikti bu arada. Ben de katılmıştım iki tanesine. Türkiye'de belli bir yılda Berlin'de, Almanya'da Evet. yaptık. Ve pandemi nedeniyle aslında ve orada pazarlama tarafındaki bir bakış açımızın farklılaşması sebebiyle en son Marketing Türkiye ile beraber yaptık ve sonrasında bir daha UX Alive yapmadık. Ta Ama ki ta ki Brick Aynen, Institute User Spots aynen. Şimdi Akademi yani markası ne olur? Yine UX Alive olur mu, olmaz mı vesaire. Bunlar tamamen apayrı göreceğiz. konu olmakla beraber. Hani orada işte ürün, tasarım, yazılım birçok konuyu buradaki yaratmaya çalıştığımız eğitim ortamına, eğitim bakış açısına benzer şekillerde yansıtan bir konferansta yapıyor olacağız. Ya bu konuda bazı konferanslar da var. Konferanslar konusunda da aslında User Spots ve UX Alive olarak sürekli oraya gelen insanların o bir gün boyunca birçok şey, yeni şey duyması odaklı bir şeyimiz vardı. Ama hala işte para da kazanması gerekiyor, konferansın ayakta kalması gerekiyor diye hala bir sponsorun gelip kendisinin anlattığı içeriğin de birkaç tane ne yazık ki diyelim hani birkaç tane olmak zorunda kaldığı bir ki onlara da sürekli diyorduk bakın yeni şeyler anlatın bu insanlara. Yani sizin şirketinizi istediğiniz kadar anlatın yani biz süperiz biz harikayız demeyin. Yani şu projeyi böyle yaptık deyin onlar anlarlar zaten sizin süper harika olduğunuzu. Hani aklı başında bir sürü insan geliyor buraya. Dedik orada da hani bu yaklaşımı devam ettirmeye çalışıyor olacağız. Konferans çok bir tavuk yumurta ilişkisidir. Yani tarih, otel, konuşmacı vesaire bunların hepsini birlikte çözmeştir. Ama hani nasıl eğitimlerdeki bu yaklaşımımızla birçok şeyi çözdüysek konferansta da o eski istediğimiz şeyi, eski konumlandırmayı yeni içerik türleriyle beraber, belki yeni ismiyle, yeni lokasyonuyla, yeni organizasyonuyla beraber yapıyor olacağız. Bu da böyle bizim için güzel bir şey olacak. Bu Bu iş da birlikteliğinin
çileği. Transferde pasta da çilek şeyi vardır yani. Avrupa çileği oldu yani. Yani şöyle bir şey de var. Bu da aslında bizim vizyonda ortak olan şeylerden bir tanesiydi zaten. Yani isim UXLI'dir, başka bir şeydir. Ondan bağımsız olarak zaten ikimizin de evet biz böyle bir şeye ihtiyacımız var ve biz de zaten yapmak istiyoruz. Zaten hedefimiz de olan pardon, bir şeydi dediğimiz konulardan bir tanesi. Buradan aslında şeye de gireyim. Bizim burada hani öne çıkarmak istediğimiz bir mesaj var. O mesaj da şu. Eğitim, işte sertifikalardan falan bahsettin yani eğitime bakış açımız aslında biraz bizim geçmişimizden geliyor. O geçmiş de şu. Sen Yuzspot tarafında, sen zaten girişimcisin ve Yuzspot tarafında tasarımcı olarak da bir şey üreten bir sistem yarattın, bir marka yarattın. Ben aslında zaten product manager'ım, ürün yöneticisiyim ve ürün geliştiren bir geçmişim var farklı rollerde. Ve şu anda da hani ikimizin de aslında hani girişimci olarak veya üretici olarak aslında üretici bakış açısıyla, şapkasıyla eğitimler düzenlemek istiyoruz. Buradan çıkan kişilerin meslek okulundan mezun olan kişiler gibi değil de gerçekten başarılı, global anlamda başarılı ürünler geliştiren kişiler olmasını istiyoruz. Burada ürün geliştiren dememizin sebebi de aslında tasarım, yazılım, product, bilimum, pazarlamacı bile Aynen aslında pazarlamacı kanka. Bir ürün sürü. geliştiren ekibin bir parçası. Bizim bakış açımız bu. Yani bir teknoloji ürünü üzerine çalışıyorsunuz ve burada müşteri hizmetlerinde çalışıyorsunuz, pazarlamada çalışıyorsunuz, yazılımda, product'ta, tasarımda fark etmez siz ürün geliştiren bir ekiptesiniz. O yüzden de aslında biz ürün geliştirenler yetiştirmek istiyoruz. O yüzden de hani bakış açımız hep o yönde. Eğitmenleri seçerken de mesela o şekilde konumlandırmaya çalışıyoruz hep. Yani gerçek ürün geliştirme deneyimi olan kişileri öne çıkarmaya çalışıyoruz. Çünkü amacımız mümkün olduğu kadar az teorik, mümkün olduğu kadar fazla gerçek dünya hikayeleri ve gerçek dünya uygulamaları çalışmalarının öne çıktığı bir şey. Hatta öyle ki hani bizim Brick Institute'daki tagline'larımızdan, söylemlerimizden bir tanesi de We are builders. Ya biz gerçekten hani brick zaten orada tuğla da biraz aslında ona Aynen. gönderme yapıyor. Bu Biz metaforu. bir şey inşa eden, bir şey geliştiren, bir şey üreten kişiler yetiştirmek istiyoruz. Biz builder yetiştirmek istiyoruz. Yani meslek sahibi değil de gerçekten bir şey üretenler yetiştirmek istiyoruz. Orada da aslında bakış açımız benzerdi. Bütün bu şu ana kadar bahsettiğimiz eğitimler, etkinlikler, online, offline vesaire ve gelecek bilimin başka şey hep o yöne doğru götürecek bizi. Biraz aslında geleceğimiz de bu yönde. Bunu da aslında hani Yuzspot içerisinde Yuzspot Akademi ve ajans tarafı vardı. Şimdi o akademi tarafını aldık, çıkardık. Aynen. Brick Institute vardı. Onu da çıkardık. Tek bir ayrı bir şirket haline getirdik. Ve Brick Institute Yuzspot Akademi markasıyla aslında şu an devam edip bir süre sonra tamamen Aynen. Brick Institute markasıyla yolumuza devam edeceğimiz bir yolculuk olacak. Biz heyecanlıyız valla. Aynen. Yani o oradaki üretme konusunda hani üreten insanları burada daha iyi bir üreticiye dönüştürelim motivasyonumuz var ve bu motivasyon aslında bizler de bir şeyler üretmeye çalıştığımız için var. Yani Evet. hani eğitimi sadece işte sınıf içi eğitimde bırakalım, yani Zoom yapalım geçsin gitsin de değil de bir saniye. Bu işte bunlardan bir okul mu bir araya getirsek işte UX okulunun çıkması ya da bir saniye bundan acaba şu versiyonu mu yapsak deyip başka bir şeyin ortaya çıkması. Junior UX Designer programı bizim yıllardır yaptığımız UX kamplar ya aslında hani girişimci denince genelde tabii ki akla hep şey geliyor. İşte XTL yatırım aldım, şunu yaptım, bunu yaptım diyor ama ya benim girişimci tanımım tamamen hacker girişimci aslında. Hani hacker da burada bir şeyi bozmak, şey yapmak değil, hacklemek değil ama üretmek. Evet. Yani Junior UX Designer programını oturup ya UserSpot hep parayla eğitim satıyor ya hiç mi ücretsiz programı yok derler
Kesinlikle. Yani burada da böyle bir şey yapmalıyız deyip orada da yine bir cohort based sezon bazlı bir program yapıyor olmamız. İşte şimdi mesela oturup ya şöyle bir program yapsak mı acaba diyor olmamız, bunların hepsi aslında kendi içimizdeki o üretkenliğe dur demeyip daha iyi üretelim, daha fazla üretelim. Buradaki fazladan kasıt fazla olsun, yüzlerce olsun değil aslında. İyi ve fazla. Hani oradaki North Star metrik kavramında şey vardır ya, hani bir kalite metriği bir de nicelik metriği birleşir. Yani 500 tane eğitim açalım değil. İşte ortalama 9 üstü alan X tane eğitimimiz olsun. Ortalama Aynen. 9 alan ürün yönetimi, tasarım ve bu üretici insanların hayatına dokunacak alanlarda eğitimimiz olsun. Sayımıza. Yani bizler zaten üretme konusunda çok kendimizi durduramayan taraftayız ve buna benzer insanların ellerine çok daha güzel oyun araçları vermek istiyoruz, eğitim araçları vermek istiyoruz. Ve onları da bir kereliğine, onlarla da bir kereliğine tanışmak istemiyoruz. Yani gelsinler, eğitimimizi alsın, gitsinler, gitsinler istemiyoruz. Onlar da bizim eğitim yolculuğumuzun bir parçası olsunlar istiyoruz. Ümit ediyoruz. Yani işte o konferanstır, X'tir, Y'dir, Z'dir ile beraber bu görüşmeyi 3 yıl sonra yaptığımızda şey diyeceğiz herhalde, yani hani bunların şu kadarını yapabildik, bunları daha iyi yapabildik, bunu yapamadık falan diye böyle bir konuşacağız 3 yıl sonra belki de, ümit ediyoruz şey dediklerimiz Bence önemli bir yaparız. hayata geçirmiş oluruz. Yo, ben bayağı mutluyum, bayağı pozitif bakıyorum geleceğe. Şu an zaten Temmuz'da başladık. Hani resmen Temmuz'da bu iş hani finalize oldu diyelim. Temmuz'dan beri zaten ekiple birlikte çalışıyoruz. Ve güzel şeyler de oldu Temmuz'dan beri. Birleşmeler vesaireler, bunların hepsi zaten yapılması gereken şeyler. Ama onun dışında da yeni yeni şeyler de üretmeye başladık. Daha da olacak bununla ilgili gelişmeler. Yani eğitimlerimizi merak eden, eğitimlerimize katılmak isteyen, eğitimlerimize eğitmen olarak katılmak isteyen veya eğitim asistanı olarak katılmak isteyen herhangi bir şekilde, ya ben burada bir şeyler yapabileceğimi düşünüyorum. Bu anlattığınız şeylere inandım, bu misyona inandım diyen kişiler bizimle iletişime geçsin. Mustafa'nın da benim de LinkedIn'imden yazabilirsiniz. Web sitemiz www.brick.institute. Böyle güzel bir domainimiz de var. .com'suz. Brick.institute diye. Bunu zaten videonun notlarına da ekleriz. Oradan e-mailinizi bırakın, bizimle iletişime geçin. selam@brick.institute e-mailine yazın. Bunların hepsini yapabilirsiniz. Eminim ki bir şey çıkacaktır. Hani birlikte yapacağımız. Yeni yeni eğitimler açıyoruz. Onları da takip edin. Bence güzel bir şey olacak. Yani burada hem bizim projemiz olarak bakıyorum ama diğer taraftan çıktıları anlamında da güzel şeyler olacak. Öncelikli olarak hani ülkemize, ekosistemimize bence faydalı olacak. Sonrasında da globale Aynen. faydalı olacak. CEO'muzun hayırlı olsun konuşması şey oldu, bu da bitirişi. Ülkemize ve ekosistemimize. Bu Evet. arada şey, yani gerçekten bence birkaç farklı şu an konuşmadığımız, şu an belki aklımıza gelmeyen şeyi de doğuracak yani. Hani hep böyle oluyor zaten. Yoldayken o yol beliriyor bir anda. Yani zaten beliren bir yol var ama o yan yollar da bir anda belirmeye başlıyor. İşte bu videoyu izleyen birisi ya da işte haberi okuyan birisi, ya siz şöyle bir şey yapmasa mısınız diyor vesaire. Yapmasanız, yapsanız daha güzel olur diyor ve Yapmasanız evet. demesinler. Ya. Diyor ve olaylar gerçekten şey var ya, filmleri böyle anlatırken ve olaylar gelişir. Ve olaylar gelişiyor. Aynen. Bakalım yani, hani burada da evet adı konmuş planlarımız olmakla beraber işte 2028'de şunu yapacağız diye böyle Realistik olmaz. bu işte şunu yapacağız vesaire netleşmiş, %100 netleşmiş şeylerimiz yok. Yol bize birçok şey gösterecektir diye ümit ediyoruz. Herkesi de bekliyoruz yolculuğa. Aynen öyle. Bu gerçekten hani topluluk temelli eğitimin topluluk kısmını altını çizelim. Önemli bir tarafı yani bu. Toplulukla birlikte büyüyecek bir şey. Buradan da şeyi de söyleyelim. Brick kelimesini kullanmak için de hani güzel bir şey. Big brick by brick derler ya. Üstüne ya yani tuğla üstüne tuğla koyarak aslında inşa edeceğiz. Biz de hem bu projeyi hem de birlikte bize katılan topluluğun üyeleriyle birlikte çok güzel şeyler
İnşa Aynen. edeceğiz. Another Brick in the Wall olmadan tabii ki yani. Hani böyle yet another. O Tüm şarkıdaki brickle alakalı bütün aynen. şeyleri yapacağız, referansları vereceğiz. Brick göndermesindeki brick gibi yapmayacağız yani. Bakalım. Süper. O zaman bunu tekrarlayacağız. Yani Aynen, bol bol yapacağız. sürekli neden biz Brick Institute'la birleştik anlatmayacağız. Başka şeyler anlatacağız. Bizim suratımızı görürsünüz bence daha çok. Konuklarımız da olur. Sohbetlerimiz de olur. Ama dediğimiz gibi bizimle her türlü kanaldan iletişime geçebilirsiniz. Şimdiden hoş geldin diyelim Brick Institute'a. Hepimize, herkese. Görüşmek üzere. Görüşürüz.